Bilim adamları Beyin diyorsun. göçü var ülkede çünkü abi. Çünkü Ne var? bizim Ne? ülkemizde Senin ne ülken göç? değer vermiyor ki. Ha, bizim ülkemizde ama şimdi değer veriyor bak. Eskiden vermiyorlardı ama şimdi veriyor. Ama onlar da artık gelmiyor. Şöyle diyelim, eskiden hiç vermiyordu, şimdi birazcık vermek zorunda. Yok, veriliyor. Şimdi veriliyor. Ya abi bir Bak dakika da sana bir şey diyebilir sana... miyim bak? Anladık. Erdoğan abi. Sizin sesiniz Abi geliyor mu? Bir yayına bakın da biriniz. Konuşan kişi değil de öbürü. yayın bende açık gözükmüyor henüz. Bakayım. Bekleyin gelir birazdan. Buyur şey Kerem. Kerem. Abi ben bir akrabamdan biliyorum. Hani Türkiye'de standartlarında herif ilk Sesine bakın. senesinde şeye gitti. Kuzenim daha doğrusu baba tarafı uzaktan. Adam şu anda Harvard'da profesör. Hani bu adam Türkiye'de ve bu adam araştırabilirsin Orhun Muratoğlu. Adamın bir sürü şey var. Patenti falan var. Neyi üzerine? Birçok konu üzerine abi araştırmak Orhun Muratoğlu yaz geliyor böyle videolar falan. Bibliografi falan. Mesela kemik ekten üzerine patentleri falan var adamın. Harvard'da çalışıyor. Herifin 30'dan fazla çalışanı bundan özel bir laboratuvar falan var. Türkiye'de olsa ona desteği verecek mi Türkiye? Sanmıyorum. Vermeyecek. Bizim ülkelerde, bizim ülkede cami yapmaktan başka bir şey yapıyorlar mı abi? Hani tam Olur ya, yapılmasın olur demiyorum mu? da ya da Yapılsın. Bak, fen ne liselerinden çok olur İmam Hatip Wikipedia'da yapalım, yapmaktan. Wikipedia. Ha, Cami de yapılsın. en basit, en basit. Bak kardeş Niye ben gelsin ki adam Harvard'dan? Ben Wikipedia de açık olsam gel. ya şu anda. Açılmadı. Sana açık, bize açık değil, her Yok, dışarıda size de canlı. açık olması lazım. İyi bakın. Açılacak. Açılacak. Henüz açılmadı bak. Ben girmeye çalışıyorum, giremiyorum. Bir şey diye Henüz mi Kerem? açılmadı. Ha. Senin Bak bilgi alanını ülkemizde cami de yapılsın abicim. kapatmışlar o Tamam, zaman. Tamam, yapım yok, yapılsın. yapılsın. Sanki Uçak da olacaklar da yapılsın. Wikipedia'yı. Son, belki son 30 yılın Teknoloji de en çok yapılsın. camisi bu dönemde yapıldı. Bu ülkenin Erdoğan abi. savunma sanayisi güçlendirilsin. Bu ülkenin çünkü Arkadaşlar dini çok... karıştırmayalım lütfen. Öyle Bence demek bu istedim. konulara da girmeli pek. Aynen. Şimdi robot şeyinden konuşacaktık. Öyle şeylere girmeyelim. Ama bilim adamlarından konuşuyoruz abicim işte. Tamam, bilim adamlarından şey yapalım. Bizim Konuşalım. bir tane bilim adamı var Amerika'da. Bu Sağ ol, adam hoş geldin. şey Betül navigasyon şeyi var ya, neredesin? navigasyon. Açtın mı ya? Dinliyor mu Kerem? Dinliyorum abi ben seni Ha. dinliyorum da o yüzden Ama sustum. Senin dinlemeye bizimkilere ben ben şeyini diyorum. Siyaset kapsıyorlar. yapmayalım. Bizimkiler gibi Burada. siyasete takayıyor. Yok hayır tabii, bilimden bahsediyor. Ne Tamam, bilimden bahset Erdoğan. Dur şeyini. sesi. Erdoğan Ha? sesi iyi geliyor mu? Yoksa açayım mı seslerini bunların? Tamam. Bakayım. Konuş be. Navigasyon şeyi var işte. İyi. Bunun adam ya, güneşin belli bir şeyi varmış. Onu hesaplanması çok zormuş. Mesela onu hesaplamış. Bizim Türk patentini almış. Ya ne biliyor musun? Bir dakika abi. Alo. Bu Efendim acayip abi. yani, bizim çok güzel bilim adamlarımız Şey. var. Hepsi yurt dışında. Duyuyorum da dışarı çıkmayacağım. Yorgunum çünkü. Aleykümselam. Herkese selam olsun. Yani şimdi Erdinç abi bana şey çıkar mı ya? Ne? Çekilişe ben de katılabiliyor Nerede? muyum? Vallahi Herkes bakın yani size takip eden göstereceğim ben herkes. size arkadaşlar. Çekilişi de buradan göstereyim. Yayından Tamam. bir dakika. Erdinç Tamam. abi gömleğin Ben güzelmiş de... bu arada. Sağ ol, teşekkür ederim. Hep Abi. kareli kareli değil mi? Ben de Şimdi seviyorum o ben tarz şeyleri. Yanma ya. bir arkadaş yolda kalmış da gidip bir yanına gitmem gerek o arada şimdi. Hangi kız? Kız değil, erkek. Hangi Helikoptere kız? yolluyorum benim, helikopteri. Söyle bize. Abi öyle bir hayatım olsun isterdim. Düşünsene elinde şeyim Aleykümselam. var. Işık yapıyorsun. Helikopter uçuyor gidiyor falan. Sen Hangi kız? ruhun Söyle bize. duymadan işler halloluyor. Mükemmel. Ama benim helikopter o yüksekliklerde çalışmıyor kardeş ya. 2000 şeyden yükseğe çalışmıyor. Drone mu? Yok, Apache var bende de. Ha, aa. Pata pata kapasik. Hadi görüşürüz. Geleceğim abi geleceğim yayına rahat ol. Tamam. Şimdi sizi Bekliyoruz. tanıştıracağım da onun için. Sağ ol, teşekkür ederim Muhammed. Teşekkür ederim. Gömleğimi beğendiler baksana. Bak bundan sonra da birkaç ayın içinde beni zamzayıf göreceksiniz. Aleykümselam. Neyi anlatıyordun söyle. Alo, söyle. Ne abi? Erdoğan abi. Efendim? Ya birisi şey yap. Doktorlarımız diyordun ama. He? Anlatsana. Depremle alakalı şey.
Neyi? Ha, İstanbul'da deprem olmuş bu arada, biliyor musun? 1990 deprem. Muammer. Kafa. Vücut büyük, evet, kafa kişi. Doğru söylüyorsun. Bak bunu benim hanım da diyor. Geniş olduğumuz için öyle gözüküyor. Kameranın wrinkle'ı büyük olduğu için öyle gösteriyor. Şey, right wrinkle. Yani alan biraz fazla alsın diye. Öyle gösteriyor biraz. Komik gözüküyor değil mi? Hani böyle karikatörlerde olur ya. Arkadaşlar, çekiliş yapacağım, onu gösterecektim. Neyi şey yapıyorsun? Söylesene, demin kim bir şey diyordu? Kapandı. Ramazan sen mi? Yo, ben bakayım. Demiyordum yani şey. Ama çekilişten bahsedebiliriz ya, yani. Erdoğan abi diyordu, Erdoğan abi. Erdoğan sen ya, ne anlatıyordun? Unuttu bile Erdoğan, söyleyeyim sana. Yo, unutmadım abi şey. Ya Amerika'da bilim adamından bahsediyordum da. He, söyle bakayım hadi. Ya bizim böyle bilim adamı var, bir tane bu navigasyon şeylerini falan hesaplıyorlar ya, bu navigasyona yansımak için güneşin böyle bir sistemi varmış. Ben onu anlatıyorum böyle geçen. Diyordum. Yani adam bir sürü patent almış bununla alakalı da. Evet. Yani çok güzel bilim adamlarımız diyorum, hep yurt dışında. Adamlar yani burada bakın, Almanlar oturum hakkı vermesini bile hemence ne buradan veriyorlar bilim adamlarına, hiç şeysiz. Evet. Keşke bizim ülkemize gelseler yani, ne bileyim. Bana kaç kere dediler mesela Alman olur musun diye. Kaç kere teklif geldi. Bak sen olmamışsın. Ben işte. Olmadım. Ben burada doğdum halde ben Alman olmadım. Düşünün. Çünkü toplantılarda, şeylerde, sunumlarda hani büyük yurt dışında olduğu zaman Erdinç Baran diye geçiyor Türk olarak. Yani istemiyorlar Türkleri. Sevmiyor. Abi ben şöyle düşünüyorum ama yanlış mı düşünüyorum? Biz Türk milleti başarılı bir insanız. Vallahi bak. Biz bugün şey düşünün. Muammer. Tamam, tuvaleti, bir arkadaşımız tuvaleti yapsın. Tuvaleti yapan bekle. İnsanlar biziz ya. Neyi? Mesela? Tuvalet sistemini. Tuvalet ya sistemini. Adamlar siz gelin burada. Benim Ramazan gelecek buraya inşallah olursa. Ben ona seyrettireceğim Almanlar nasıl olduğunu burada. O zaman görecek. Tuvalet yoktu ya. Tuvalet bilmiyorlardı. Camdan atıyorlar. Camdan atıyorlardı. Affedersin. Eskiden camdan atıyorlar. Millet geçerken. Abi o Fransa. Biliyor musun? Yok yok, burada da bak, bizim burada da öyle. Bak Şurada tarafında da öyle. Ben gezdirdim. Buraya gelenler biliyor. Muammer, bahsedeceğim kendimden sonra. Oldu, bir arkadaşlarla konuyu konuşalım. Bir de çekilişi size anlatacağım. Evet. Yani çok bizim, güzel bir şey. Söyle. Bizim ülkemizde valla çok böyle mimarlarımız olsun, eskiden şunlarımız vardı. Hep ya sayıp çıkılıyordu. Yani bilmiyorum, son 100 senedir sayıp çıkılmıyor. Ha şu anda kıymeti biliniyor. Eski şeyleri mi diyorsun sen? Ya eskiden abi biz şu anda biz çok şeyler yapmışız. Mesela diyelim işte Mimar Sinan'ın yaptığı şeyler mesela. Adam öyle bir şey tasarlamış. Adamlar burada Mimar Sinan'ı bilmiyor, biliyor musun? Tek büyük profesörler biliyor Mimar Sinan'ı. He. Ondan sonra bak başka bizim tuvaleti mesela öğretmiyorlar işte. İstemiyorlar. Öğrenmelerini istemiyorlar. Allah Allah. Ben olsam ben de başka ülkeninkini öğrettirmem. Kendimi toplarımı bak mesela Çin'den geliyor. Çin'de biz büyük toplarda biz iş şey yap. Esas topları biz yapmadık mı ya normal? O zaman biz Osmanlı zamanında. Evet, şey geliştirdi. Fatih Sultan Süleyman. Ama Fatih. Çin'den geliyor diyorlar burada. Yok yok abi, Çin geliştirdi. Bak Çin bunu üretti. Şey yapıyordu. İlk başta Çin ne yapıyordu biliyor musun? Bu Aleykümselam, hoş geldiniz arkadaşlar. Oklancığına takıyorlardı barutları. Dinliyor musun abi? Dinliyorum. Oklancığı takıp fırlatıp patlatıyorlardı. Abi Çin bizim topları kopyaladı ya. Benim bildiğim, ben de öyle bir duydum biliyor musun? Bak aynı Ramazan, senin dediğini ben duydum. Yok, yani buradaki bak, tarih Alman söyledi bana onu. Ben de bilmiyordum ya. Bak onu. Biz onlardan barutu öğrendik. Barutu onlar buradan. Barutu onlardan öğrendik. Topu biz geliştirdik. Tabii. Fatih Sultan Mehmet. Topu da Fatih Sultan Mehmet geliştirdi. Yani barutu biz onlardan öğrendik. Ama barutu bulanlar şey Çinliler. Erdoğan abi, Fatih Sultan Mehmet denen şahıs 7-8 dil biliyor. Kendini bilim adında ileri noktalara taşımak 60. için elinden gelen gayreti sarf etmiş. Yani kendini eğitmiş insan bunlar. Eğitiyor bugün, ve dışarıdan bize bir şeyler getiriyor.
Barutu getiriyor ve burada geliştiriyor. Yani Allah diyor bizim ki hiç bilenle bunu yapmamız lazım. Allah diyor ki hiç bilenle bilmeyen biri olur mu? Şimdi bak, şimdi bak, demek istediğim şunu, şunu söyleme. Gerçekten bilenle bilmeyen biri olmaz. Bak Fatih Sultan Sultan işte Fatih bir sürü dil veriyordu. İlim adına bir şeyler biliyordu. Anlatabildim mi? Bak o bilgisiyle de tuttu topu geliştirdi. Bir de topçu yani tabi topun nasıl hava, ilk hava topunu o geliştirdi. Havan topu yok mu? Havan topu. Ya nokta atışı yapıyor, nokta atışı. Ama ondan sonra topunu geliştirdi. Ondan sonra bizde gelişme yavaşladı. Avrupa kendini geliştirmeye başlayınca biz zaten ama neden geliştirdi? Bizim şeylerimizi Avrupa inkar etmiyor ki, ben belgeselini evet, izledim. Git bunlar bizden alıp geliştirdiklerini söylüyorlar ki evet, inkar etmiyorlar. İşte sürekli geliştireceksin, sürekli. Adamlar savaştan gelince nasılmış biliyor musun? Bakın babam anlatıyor. Babam 39 doğumlu ya kendisi. 46'da öyle bir şey olması lazım. Yani gençken, çok gençken buraya geldi. Adamlar bizi böyle karşılamış yani, Türkleri, ilk Türkleri gelenleri burada şeyi zannetmişler böyle. Nasıl diyeyim, böyle kuvvetli insanlar böyle şey, bizimkiler de gelmiş köyden gelme cılız mılız demişler, lan Türkler bunlar mı demişler. Öyle anlatıyor bakımsız, bu. Bakımsız kalmış. Bakımsız kalmış çünkü o zamanları. He. Ama her taraf yıkıkmış. Düşünebiliyor musun? Bak babam Köln'e geldi. Köln'e yani. Köln'e her taraf oğlum diyor yıkıktı diyor. Yani buradaki insanlar, gelenler Türklerden inşaatta çalıştı diyor, İtalyanlardan, ama çoğu da Türkmüş. Türkler çalıştı diyor, ölenler oldu diyor, adamlar yemek yemiyordu diyor, hani domuz vardır. Cahil insanlarımız bile varmış, muzu bile domuz diye yemeyenler varmış o zamanları. Kirli Hakan diyor ya, benim annem babam diyor hafta sonu fabrikaya giderdi diyor, minnetten ötürü diyor. Aslında diyor pazar günü tatil diyor. Şeyden de olay değil mi? Düşün artık yani. Yani, yani çok çekmişler ya. Adamlar bize iş verdi, biz onun layıkıyla yerine getirelim diye. Aynen, hafta sonu gidip fabrikayı temizlerlerdi diyor. Düşünün, adamlara vermezlerdi biliyor musun? Babam ev bulamamış düşün. Bak annemden evlenmiş, zor ev bulmuş o zamanları. Vermiyorlarmış. Pis Türkler diyorlarmış burada. Kokuyorsunuz siz diyorlarmış. Halbuki tuvalet bilmiyorlarmış. Babam anlatıyor da. Yani ağlıyor ağlıyor anlatıyor, inanır mısınız? Gözlerinden yaş geliyor adamın. Yani öyle bize bakıyorlarmış Almanlar. Halbuki kendileri pis yani. Tuvalet, bir tane tuvalet vardı bak, ben hatırlıyorum bak çocukken. Bir tane tuvalet vardı, dışarıda herkes ona gidiyordu. Erdinç abi, bu domuz eti yiyen insan, hani ya tabii doğruluğu yok, çok da araştırmam ama domuz eti yiyen insanların böyle domuz hasta oluyorlar. Hastalığından ziyade böyle davranışları, hani domuz eti yiyen domuz gibi olur diyorlar ya. Vallahi bence de oluyor bak, söyleyeyim. Şimdi biraz bir tuhaf olacak ama insana gelecek. Ben, var ya huylar ben, her şey değişiyor. Ben tavuk çok yiyorum, şimdi tavuk mu olur? Sen yumurtluyorsun ya, geceleyin. Tamam. Farkında değilsin. Öyle değil zaten. Ya şimdi öyle diyorlar ya. Bak ciddi, siz bir domuzun kokusunu duydunuz mu ya? Ya domuz. Bizim iş yerine her gün pişiriliyor. Düşün her gün. Benim arkadaşım ya Japonya'da okuyordu. Yemin ediyorum ölüyorsun geçerken. Nasıl yiyorlar bunları, hayret ediyorum ben. Japonya'da okuyordu. Çocuk sırf yani yedik yemekler kokuyor diye yaşayamadı orada yani. Düşün yani. Ya, şey olarak, bak, deniz ürünleri falan çok ağır geliyormuş ona. Domuz etinde şey varmış, bir araştırın bakın. Bizim bakterileri yani şey yapmıyormuş. Bayağı güzel. Aslında arkadaşlar gelenlere 3 tane şeyini göstereyim şuradan bir. Hemen devam edelim bir dakika, yayında bir göstereyim gelenlere. Çekiliş ne olacak diye. Ben geliyorum 5 dakika. Tamam. Pas pas yazmışım. Şöyle göstereyim. Android'inize şu programı yükleyeceksiniz. Bu program tabi parayla satın alın deyince, bak gördüğünüz gibi. İlk önce buradan siz de seyretin isterseniz arkadaşlar. Sizin aranızda da belki kazanır olur.
Seyretiyor musunuz bizimkiler? Evet. Bakın. Buradayım. Burada ilk önce hesap açmanız lazım. Mein Kaspersky yazıyor ya. Evet. Ürün aboneliklerin. Buraya basıyorsunuz. Buradan yukarıdan Türkçe'yi alabilirsiniz. Türkçe değilse. Ben şimdi oturum açayım buradan. Kendimin şeyini. Dakika. Bilgilerin gözükmesin abi. Güzel bilgilerim varsa. Yok, şeyi göstereceğim zaten. Kamerayı yapacağım şimdi, bir dakika. Oturumu açayım buradan. Yani özetleyecek olursak, burada yapılan çekilişi kazanan arkadaşa Erdinç abi bir lisans verecek. O lisansı buradaki üyeliğinize bağdaştırdığınız zaman, bağladığınız zaman sizin bir yıllık bir telefon için internet security, Kaspersky'in internet security kullanma hakkına sahip olacak. Bu bir yıllık süre zarfında ister kendi Android telefonunuza, isterseniz de başka bir arkadaşınız ya da sevdiğinizin telefonunu koruyabilirsiniz, koruma altına alabilirsiniz. Özellikle aynen, internet bankacılığını kullanan arkadaşlar varsa, demek ki onlar zengin arkadaşlar oluyorlar. Zengin arkadaşlar güven içerisinde havale ve EFT'sini yapabilir. Aynen, güvenlik. Niye bunu kalktım derseniz? Çok şey, bu virüs muhabbeti çok yaygın. iPhone'larda o kadar değil. iOS biraz daha korumacı bir evet, işletim sistemine sahip. Evet, giriyorlar, reisleri çalıyorlar. Hesap çalıyorlar. O yani koruma onu da yapamıyor. Aynen. Benim kardeşimin face'ini çaldım. Çalarlar. Sayın face'leri çalmaması için ama bir sürü şeyler, imkanlar var. Bak, bir oturma açayım ben buradan bir dakika. Var. İkili koruma falan var ama. Telefonlarını güncelle. Gel kardeşim, güncelle. Ya mesela en basit şey yapacaksın abi. Her gelen şeyi tıklamayacaksın. Yok şöyle kazandırırız, yok böyle şuradan çekiliş falan. Sana şunu var, bu var. Bunlara inanmayın. Yani şöyle bir şey var. Lisede bizim arkadaş bir link gönderiyor. Diyor ki şu linkten bir bakar mısın olayı. Bizim sınıftakiler de bilmeden öyle bodoslama link üzerinden gidiyor. Bir tıklıyorlar, gidiyor. Tabii. Gidiyor gerçekten Facebook'a. Gerçekten sayfaya da gidiyor ama kullanıcı adı, şifreyi de çocuğa gönderiyor arka planda. Bakın. Yani bunu bir lise öğrencisi yapabilmişken düşünün ki günümüze neler yapılabilir. Aynen, yapılıyor. Onun için, o yapıldığı için burada gazetelerde yazdı şimdi. Ben onun için şey yaptım, buraya getirttirdim. Yani alayım dedim. Bunu yayın yapayım. Çekilişe koyayım dedim. Bunlar benim lisanslarım. Şimdi siz girdiğiniz zaman üye olup buraya lisanslara gidiyorsunuz kendiniz. Yukarıdan. Sonra buradan lisansı, verdiğim lisansı ekliyorsunuz. Eklediğiniz zaman bir sene size bedavaya Android'te telefonunuzda kullanabiliyorsunuz bunu. Bu programı. Ve inanın telefon falan kasma yapmıyor. Ben bir seneden fazladan beri kullandırıyorum çocuklara. Hem telefonunuz mesela buradan Türkçe'yi alabiliyor muyum? Bakayım. İmkanı yok muymuş burada? Uygulama içerisinden belki alınıyor. Herhalde olur. Yok, kendisi Türkçe oluyor, onu biliyorum da. Seyardaki Kaspersky'larda Türkçe seçeneği var. Türkçe. Aynen. Kullanıyor. Arkadaşlar bakın, 3 milyondan fazla burada indiren var. Ve hepsi de 5 yıldız vermiş. Yani öyle kasma falan yok. En güzel şeyi de ne biliyor musunuz? Telefon çalındığı zaman başka kart da koyamıyorlar. Kabul etmiyor kartı. Kartınız kalıyor yani. Güzelmiş. Ben onu bilmiyordum. Bir de bütün şeylerinizi böyle passwordlarınızı aynı benimki gibi burada şeyden koruyabiliyorsunuz. Yani sinkronize yapabiliyorsunuz. Ya da o da bunun içinde. Kaspersky şey mi yapıyor? Google'un hesap kullanıcı. Hepsinin şeyini sinkronize yapıyor. Yok, burada password manager var bilgisayar için. Ondan beraber yapıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Güzelmiş. Yani selam bakın. Aleyküm selam. Polat hoş geldin. Eyvallah abi, hoş bulduk. Teşekkürler. Yani kısacasına yapacağınız şey, sizin buradan önce bir oturum açmanız lazım kendinize. Yapın bunu. Çünkü başka birisi almasın diye lisansınızı. Lisanslara gidiyorsunuz. Buradan aşağıdan ekliyorsunuz. Görüyorsunuz bende ne kadar lisans var. Daha bir sürü var. Evet. Açık bir yayının abi. Yayın evet, açık evet. Tamam bakayım. Yaptın mı çekilişi? Yok, daha yapmadım. Daha millet gelsin, daha yeni açtım yani. Abi bana çıkarsa Battlefield'de takas yapabiliyor musun? Niye? Yaş 39 kardeşim. Yaş 39, 40'a giriyoruz. İkinci ay ikisinde yaş günüm. Artık sizden de ben hediye beklerim. Ne alacaksınız lan Club?
Söyleyin bakayım. Abi bilmiyorum, ne alalım? Bak ben bunu PC için de vereceğim. Bilgisayar için de vereceğim. Ama 3 tane şimdi bunun lisansını aldım. Yani 3 tane lisans ucuz değil arkadaşlar. Bakın Türkiye'de daha ucuzmuş ama bilseydim Türkiye'den alırdım. Almanya'da ne kadar? Almanya'da 11 euro muydu neydi? Bak, 11 abi, euroya yakın verdim. 11. 10 euro bilmem bir şey. Bak abi burada gösteriyor bak. Şeyi. Dur bir dakika. Bir şey yapayım şuradan. Konuş kızım. Konuş. Edith amcası ne haber? Edith amca ne? Peki zaman. Merhaba. Irmak. Nine konuşmuyor ya Edith abi. Niye? Çekiniyor hemen öyle deyince, konuş deyince çekiniyor. Selamlar efendim. Ve aleyküm selam, hoş geldin. Hoş buldum. Ne çekiyorsun abi? Mert, internet security'yi yalnız cep telefonları için bir senelik lisans aldım. Başka bir şey oynayacağım. Yani ucuz değil arkadaşlar, onu söyleyeyim başka size. Başka bir şey oynayacağım. Battlefield oynayalım mı Battlefield? Değil. Şey, Android olanı neredemiş burada? Android olarak nereden seçiyoruz ki? Türkçeyi de tam şey yapamadığım için. Battlefield oynayacağım. Olabilir ilerleyen zamanda farklılık. Sağ ol Diyet. Sağ ol. 3 tane aldım. Bugün 1 tane vereceğim. Belki yarın da 2 tane vereceğim o zaman. Ya da başka zaman ayıracağım. Yani her gün 1 tane vereceğim şimdilik. 3 tane lisans aldım. Duruyor lisans. Size 6 tane aldım ama 3 tanesini de bizim için aldım. Çocuklarınki bitiyor çünkü. İşte onun için benim aklıma geldi hemen. Aa, internet security neredemiş? Android A bu bak. Türkiye'de bakın 50 liramış Türkiye'de bir seneli. Ben çok merak ettim bak. Ben daha pahalıya verdim. Almanya'da daha pahalı söyleyeyim size. Türkiye'de daha ucuzmuş lan, bilseydim buradan alırdım. Erdinç abi. Hı? Abi çekiliş yaptım sana çıktı. Bir aylık ücretsiz spor. Neye? Ne çekiliş yaptın bana mı? Aynen sana buraya gelirsen Türkiye bana bir aylık. Bana bak ikisinde yaş günüm var lan, ne alıyorsunuz klan? Toplamak Ender oyunda değilsin değil mi? Ender yok herhalde. Arkadaşlar klandaki şeyleri de arkadaşlarımızı da tanıtmak istiyordum. Hep beraber oynadığımız zaman duyuyorsunuz hani Erdoğan Erdoğan diye bağırıyoruz. Ender yok yukarıda. Erdoğan'dan başlayalım. Erdoğan. Efendim kendini abi, tanıtırsa buyur. Yayında da. Ben isim Erdoğan. İstanbul'da yaşıyorum. Ne iş yaptığını şey yaparsın işte. İstanbul'dasın ha. Ne iş yapıyordun Erdoğan? Döşeme işi. Ya yanlış anlaşılmasın çok diye. Çok iyi döşer abi. Ne döşüyorsun lan? Ya sandık, koltuk falan, ötürdü işler. Geldir kendileri. Anladın mı? O tarz. Güzel. İyi, güzel. İşçi, Safa köyde oturuyorum, avcılarda çalışıyorum. Gidip gel işte iş. Aynen böyle. Bu üyeliği nereden alıyoruz? Akşamları geliyorum oyun oyun. Akşamları her zaman buradayız arkadaşlar. Hep beraberiz. Hep sen söyle. Gökhan sen kendini tanıt. Gökhan diye bağırıyoruz yani bazıları. Erdoğan Gökhan. İsmim Gökhan. Yarışma İstanbul'a katılıyoruz. Emekçi bir ailenin iki evladından biriyim. Büyük olalım. Nereden emekli oldu babanla? Babam emekli değil. Emekçi. Emekli mi? Hayır. Emekli ama hala çalışıyor tabii. Türkiye'nin malum şartları gereği. İşte ben de internet ve teknolojileri okudum. Kısmetse bakalım biz de iş arıyoruz. İnşallah bir iş buluruz. İnşallah benim yanıma gelir buraya ya da Türkiye'de dükkana vereceğim ona, o işletecek. Şimdi Almanya'ya gidersek Almanya'yı görürüz. Almanya biraz sıkıntılı bir yermiş. Almanya'ya gitmek istemiyoruz. Biz ülkemizi terk etmek istemiyoruz. Yok yok sen terk et de gör buraları bir, sonra göreyim ben seni. Beni annem bırakmaz ya. Bırakmaz mı? Bırakmaz. Ya bir ara bir Rusya'ya gideyim falan dedim. Dolar hesabı çalışayım. Amelilik yapayım dedim en kötü. Hı-hı. Yok dedi. Burada dedi. Orada 3 kazanacağına burada 1 kazan dedi. Gözümün önünde ol dedi. Boş ver dedi. Ne yapacaksın? Yapma ya. Göndermedi. Yok, göndermiyor anne. Vallahi. Böyle işte. Vallahi Gökhan. Mert. Mert kardeşimiz de tanıtları. Orada mısın Mert? Buradayım abi, buradayım. Abi İzmir'de yaşıyorum. 27 yaşındayım. Usta örtçilik yapıyorum.
Ne yapıyorsun? Anlayamadım. Usta öğreticilik yani. Öğretmenin bir altı gibi düşünebilirsin. Uygulama oteli var. Öğrenciler geliyor. Evet. Kız meslekçisinin oteli. Devlete bağlı. Öğrenciler geliyor. Nöbet sistemiyle bir haftalık bizim yanımızda kalıyorlar. Öğretmen derste teorisini anlatıyor. Hı-hı. Biz uygulamasını yapıyoruz. Yani öğretmen anlatıyor. Diyor ki işte pizza İtalya'nın şeyidir falan filan. Biz de çocuk geliyor. Diyoruz ki bak pizza böyle yapılır. İşte şunlara dikkat etmen gerekiyor falan filan gibi. Biz de uygulamasını gösteriyoruz. Mert o zaman sen çocuklarla çok uğraşıyorsun. Kaç yaşlarındakilerle? Lise abi. Lise? Evet. Oo. Yani 18 yaşında. En büyük 18 yaşında. Bir bayağı zor işin daha o zaman. Tam ergenlik çağında çocuklar. Aynen zor oluyor ya. Biraz sakat. Bilmiyorum şey gibi olur değil mi? Böyle. Polat. Tamam teşekkür ederim. Rica yavaş ederim. Yavaş gelenler zaten bizimkilerden dolar burası. Çekilişe size bir şey kalmaz. Polat orada mısın? Evet abi buradayım. Sen de tanıştırabilirsin kendini yayında. Hep duyuyorlar çünkü çok gelenler devamlı burada şeyi seyredecek. Abi isim Polat. Aslen Vanlıyım ama İstanbul'da yaşıyorum. Tıp meraklısıyım. Tıp okumayı düşünüyorum. Ameliyattan dolayı 2 yıl ara verdim. Sülalece pilotuz. BF'de pilotum. Uçak severim. Bu. Beni deli ediyor arkadaşlar. Bak söyleyeyim size. Yani scout'a giriyor. Diyor ki abi scout'a al beni alıyorum sana başlıyor. Pilot kulak uçak kullanmıyor oğlum. İnsene şu uçaktan. Yani bunu tüpler Ramazan. Ramazan orada. Şey yapıp size odaklanamadım. Tamam Ramazan orada mısın şimdi? Ha. Evet Ramazan. Takılma yaptı da şey yayın. Şimdi şey yapabiliriz. Ramazan. Şimdi buradayım efendim. Tanıt kendini sen de. Ramazan arkadaş. Bir dakika. Arkadaşlar ben İzmir'de yaşıyorum. 86 doğumluyum. Ben de sıkı bir Battlefield oyuncusuyum. Yani çok seviyorum. O anlamda sıkı diyeyim. Şu an işsizim. Çalışıyorsun öyle. Ya öyle gelince işlerden. İşte kendi işim gereği bazen denk gelince eski müşterilerimden ben de onlara Ramazan, hizmet veriyorum. Mikrofonun bozuk çıkıyor Ramazan. Geldi. Söyleyeyim de acayip bozuk. Selamün abi. Kusura bakmayın ya. Ender sen de tanıt kendini. Seni tanıyorlar zaten. Yayıncılarımızdan bir tanesi. Ender'i. Ben biliyorum. Eskiden bir zamanlar. Şimdi ben yapamadığım için. Siz öyle yok yapılacaklar. Onlar da beni dedim ya size arkadaşlar anlattım ya. Partnerlik şey olduğu için adamlar beni görmek istiyorlar. Bir tamam ben şey yapayım. Tamam ben şey yapıyorum kendimi Ender, tanıtıyorum. Aynen. Ben Türk Dost Klanı'ndayım. İsmi Ender. Bu kadar. Benim adım Ender. Nick'im Psikogamer TR. Psikopat diyorum. Nerede yaşıyorsun? Ne iş yapıyorsun? İstanbul'da. Arena Bilgisayar diye bir firmada çalışıyorum. Yani bilgisayarcı aramızda Ender esisi. Değil mi Ender? Ben sana bir gün gittim tamir ettim. Abimiz ilk geldiğinde modemleri kurdum. Aksiyonist polisleri kurdum. Sen yaptın bunu. Bilgisayarları tamir ettim. Bravo. Ben de tamir işi var. Bana ne bütün işleri yaptırıyorsun lan hatta? Abi yaş büyük olduğu için sana bir şey diyeyim. Lan ne kadar tembel ha. Vallahi bak bana bir şey söyle. Bundan sonra bütün herkes sana gelecek. Lan tamam bitti. Bak yemin ederim önüme 10 tane koy uğraşırım. Hiç yap. Tamam. Oyun 10 tane kasa koy hiç. Üşenmem abi yap. Vallahi ben hoşuma de üşenmiyorum. Bak söyledim sana. Hoşuma gidiyor çok. Böyle şeyler. Benim de hoşuma gidiyor. Arkadaşlar beni kendimi de tanıtayım tekrar gelenlere. İsim Verdinç. Almanya'da yaşıyorum. Burada elektrik mühendisi olarak Project Management'te çalışıyorum. Biz burada yaptığımız projeler yapıyoruz. Arabaları boyama projeleri. Robotlarını yapıyoruz burada. Komple fabrikayı sıfırdan yapıyoruz öyle diyeyim. Hani büyük bir iş yeri. Bizim orada 16 bin kişi çalışıyor şu anda. 16 bin kişinin içinde işte benim görevim de o yapılan aletlerin kitaplarını yazıyorum. Öğrenme kitaplarını göstermek için. İşte bazıları da ders veriyoruz. Mecbur tutup mesela Mercedes derse ihtiyacımız var adamlara göster diye. Derse gidiyorum onlara. Adamlara ders veriyorum. Yoksa kitapları yazıp onlara veriyorum tek. Kitaplar dediğiniz öyle şey olarak kitap düşünmeyin. Bildiğiniz kitap dijital üzerinde yani USB stick'te oluyor ya da hard disk'te oluyor büyüklüğüne göre projenin.
Yani içinde bütün projelerin planları var, elektrik planları var. Her şeyi yani bütün noktasına kadar her şey içinde var. Yani komple fabrikayı sıfırdan görebiliyorsunuz oradan. Ne nereden geçtiğini, boruların, şeylerin yani bayağı zor yani öyle diyeyim. Niye geldin? Ben robot bölümündeyim. Yani robotlara ait aplikasyon deniyor, APT deniyor bizim orada. Kısacasına böyle. İşte çekilişi de tekrar söyleyeyim. Yeni gelenlere gelenler var herhalde çekiliş görünce. Şeyi açayım canlı yayını bir tekrar. Bakın arkadaşlar bunu bir senelik bir cihaz için aldım. Sizin için. 3 tane aldım bundan. Bugün ama bir tanesini vereceğim. Buraya TDC yazdığınız zaman bir dakika login yapayım. Error verdi. Sonra da ben bu şeyi harf yazacağım buraya. Yazdığımız zaman siz de gireceksiniz buradan. Çekilişi yapabiliriz o zaman. Kazanan kişi de buraya gelecek Discord'a. Discord'dan ben tekrar onu anlatacağım. Bir de lisansı vereceğim. Lisansı isterseniz hediye verirsiniz. İsterseniz kendiniz kullanırsınız. Ama tavsiye ederim kullanmanızı. Ne diyecektin? iOS muydu abi? Aynen Android için. iOS değil. Tek Android'e var. iOS'a yok bundan. Tamam. Erdinçal. Ama hediye verebilirsiniz. Efendim dinliyorum. Programın tam olarak ne işe aradığını bir daha söyler misin? Hem bilmeyenlerimiz için falan. Bak burada yazıyor. Bakın bu Internet Security dediğimiz tarama yapıyor. Virüs programı taraması yapıyor. Gerçek zamanlı koruma yapıyor. Direkt internette gezerken. Mesela bazıları telefon numaraları geliyor size. Özelden başka şeyden arıyorlar. Rahatsız ediyorlar. Onu direkt önleyebiliyorsunuz bunun üzerinden. Hızsızlığa karşı koruması var içinde. Yani çalındığı zaman aynı... Hani bulma var ya şeyin Google'ın, bunun ayrıyeten var. Bunu kartı da değiştirseler bulabiliyorlar. Bilgisayarı silemiyorlar. Sıfırlayamıyorlar yani bunda. Bunu yüklediğiniz zaman Android sıfırlanmıyor. Kart da değiştiği zaman olmuyor. Kartı da değiştiremiyorlar. Ama o an internetin açık olması gerekiyor değil mi? Hayır, şeyden kendisi açıyor sen uydudan şey yaptığın zaman. He, hepsini kendisi bana. Arka taraftan yapıyor. Yani telefonunuz çok güvenli oluyor. Yani sadece bu özellik için bence alınır. Sadece bu zaten özellik onun için pahalı ya bunu. Yani kaspaski yapıyor ama yapıyor yani adamlar esasında. Bak şimdi burada okuyun bakın şey var. Android Wear. Şimdi koruması da varmış. Şimdi Türkçe yazıyor ya. Türkçeden okuyabiliyorsanız siz okuyun burada. Yayından. Gökhan senin okuman güzel ya. Sayfayı açarsan. Yazıyor benim Türkçem. Bakın burada ne yazıyor. Den alın. Bakın şuradan da tıkladığınız zaman buradan indirebiliyorsunuz direkt. Oldu mu? İlk yapacağınız şey yalnız My Kaspersky'ye üye olmanız lazım. Yani oraya yazılın ki lisansı direkt buradan yapın. Çok önemli bu arkadaşlar. Ya ben de onu düşündüm de dedim sonra bir üye olmasam mı? Oyunçta o kadar kişi katılacak, bize denk gelecek falan filan. Ama olabilir. Katılacak oluruz. Şimdi şöyle evet. Diyeyim, illa bundan şize değil arkadaşlar. Yani siz Kaspersky bilgisayarda kullanmıyor musunuz mesela? Kullanıyoruz, crack. Crack'li duymadım. Yipledim. Yasak mı öyle şeyler? Tabii. Yani. Burada ne varmış? Öyle. Bakkaldan alıyoruz Kaspersky. Bizim burada satıyor. Ha. Alıyoruz, kuruyoruz. Tamam, sonra? Böyle. Veriyoruz parayı, alıyoruz key'i, kuruyoruz, kullanıyoruz. İşte böyle kullanıyoruz. Hangisini kullanıyorsun sen şu anda? Bir şey, benimki şu an bitti de. Sizin orada kasap mı satıyor? Yok, market. Sizin orada kasap mı satıyor? Aynen, bizim burada kasap satıyor. Adam işi bayağı bir. Çorap bile satıyor. Ne? Şimdi inanayım mı yani? Yarım kilo kıyma olana bir adet kışlık çorap bizden hediye. Bizim kasapçı işi bayağı gelişti. Esa iyi fikir ha düşünseniz. Öyle değil mi? Ne abi? Böyle düşünseniz iyi fikir diyorum.
Ya. Dur ben bizim Hakanlara da söyleyeyim. Şey olabilirdi belki kasap hani atıyorum şu kadar kilo et alana bıçak veriyoruz diyebilir. Bir dakika hemen geliyorum arkadaşlar. Bir Hakan'a da haber vereyim. Sen o maçı böyle sıkıyor mu ya? Selamünaleyküm Hakan. Selam Erdoğan. Aynen. Nasılsınız, iyisiniz hepiniz arkadaşlar? Yarınlar, hoş geldiniz. Yayındayım gençler. Söyleyeyim dedim siz de belki isterseniz. Çekiliş yapıyorum da şu anda. Kasbaski'nin Android şeyi için internet security... Bir dakika şu müzik bitsin. Android'in internet security'sini veriyorum. Bir senelik lisans. Çekilişte. Hmm. Herkes katılabilir. Haberiniz olsun. Cep telefonu için. Onu bildirin tamam dedim abi. Size oldu. Yani gelmek istiyorsanız tamam. Gelin. Buyurun. Katılın hemen çekilişe. Birazdan. Yani bir tamam. Senelik lisans vermiş oluyorum. Türkiye'de 50 liramış. Ben burada onun 1 euro verdim. Lisansa Türkiye'de daha ucuzmuş. Bilseydim Türkiye'den alırdım. Haberiniz olsun oldu. Nerede yaşıyorsun? Tamam abi. Yurt dışında yaşıyorum ben. Almanya'da. Şimdi yayındayım tamam. Twitch'te. Türk Dost Klan'ın lideri. Şey, Hakan abinize sorarsınız. İsteyen gelir dediği gibi. Katılır. Tamam herkes abi. Katılabiliyor oldu. Tamam. Tamamdır tamam abi. Hadi. Eyvallah sana. Görüşürüz. İyi yayınlar. Sağ ol. Arkadaşlar geldim tekrar. Kusura bakmayın. Geldin abi. Psychos hoş geldin. Teşekkürler. Anlatıyordum da şimdi çekiliş yapacağım. Birazdan. Çekilişi bildirmek için öbür klan arkadaşlarımız da Hakan abiniz diyorum yani şey oynuyor devamlı. PUBG oynuyor VIP onun. VIP olan. He? VIP olan aynen. VIP'ye bizde. Aboneliğini şeyliğini devamlı hiç eksik etmiyor. Kendi klanı olduğu halde. Bize de destek veriyor. Oradaki çocuklara da bildirdim. Orada da var. Onlar tek PUBG oynuyor ama PUBG oynamak isteyen. Oradan. Çekilişi arkadaşlar bunu veriyorum. Bir senelik lisans. 3 tane aldım ben buradan. Bugün bir tanesini dağıtacağım. Yarın da 2 tanesini vereceğim. Şimdilik dediğim gibi bugün gelirsiniz. Güzel program. Çünkü benimki bittiği için aklıma bu geldi. Bir o anda da işte otururken neden aklına geldi derseniz abi. İşte oturuyordum. Baktım lisans bitiyor benim. Bir baktım ki şeyde internette haber yazıyor ki cep telefonlarına Android'lere kötü programlar şey yaptı. Dikkatli olun. İşte mecbur virüs programı kullanın. Yoksa bütün bilgileriniz gidiyor. Banka bilgileriniz şeyleriniz bunlar gidiyor. Satış program bakanlığı. Öyle değil. Yok. Şey kompüter şeyinde bunu gidiyorlar, önemli gidiyoruz. Şeyler yani bilgiler geldi. Ender. Satıştan olmuyor. Sen onu kullanmadığın zaman inanın bana bazılar diyor mesela yavaşlatıyor. Bu yavaşlatmıyor Kaspaski. Onun için pahalı zaten. Ben çünkü kullanıyorum. Bir seneden fazladan böyle bütün telefonlarda kullanıyorum. Benim iPhone olduğu için şimdi bunu da kullanmıyorum ama çocuklarda Android olduğu için kullanıyorum. Yani ben bundan kazanmıyorum. Ben bildiğim için nasıl olduğunu size söylüyorum. Yani ben Kaspaski'den reklam yapmıyorum burada. Yanlış anlaşılmasın. Yalnız en iyi sponsor şu anda... Abi. Kaspaski sponsor. Yo sponsor değil ben gidip öyle aldım. Ben kendimi alırken size de aldım. Kısacasını 3 tane yayında teşekkür vermek için. Ne büyük tasarım. Arkadaşlar bir de Razer Intelligence. Yine başladı Ryzen'ı. Ramazan abi. Başlıyoruz muyuz? Ramazan abinin sesi Ramazan geldi. Yok. Ramazan yuttu. Ben, Intel olmadığı için. Ben o konularla konuşmuyorum artık. Niye? Hayırdır? Bir şey mi oldu? Birisi bir şey mi dedi sana? Yok ya şey kötü yerlere gidiyor şeyler de. Boşuna niye? Üzmeyeyim diyorum arkadaşları. Neye gidiyordu? Hayırdır? Ya işte birkaç arkadaş rahatsız oldu ondan sonra konuşmama kararı aldım. Vallahi mı rahatsız oldun? Ki bizden birisi mi? Oluyorlar ya. Hayda. Hani ben ufaktan hissediyorum da. Intelciler. Gerek yok ya. Intel kullananlar mı abi onlar? Bakın arkadaşlar yayında da söyleyeyim bir dakika çekilişi buradan yapacağım canlı yayını açıp tekrar şimdi yazmayın sakın oldu TDC yazacaksınız siz oraya şöyle yapayım ünlem TDC ünlemi koymadım tamam ünlemi koydum ya abi ünlem TDC yazdığınız zaman buraya geliyorsunuz Irmak. Sol tarafa Irmak Irmak Erdinç Irmak. Ramazan abi. Kıskanıyorlar ben abi bizi. Şey. Odama oynuyorum. Ne oynuyor? Ne oynuyor?
Ben oyun parkı gitmeyeceğim. Odamda oynuyorum diyor, oyun parkına gitmeyeceğim diyor. Irmak sen geçen et yemişsin. Irmak sen hepsini yemişsin bütün etleri. Kafa sallayınca. Ooo kısılırmış sen. Yedin mi diyor. Kürdan istemiş abi sonra babası. Evet söylüyor. Etleri yemişsin sonra kürdan istemişsin babandan. Oh be keyfe bak. Psikos. Yet. Et yiyor mu kızım? Bakın buraya. Oha. Gelmişsin zaten buraya, gelmişsin. Bakın geldiğiniz zaman tek şimdi test şey olarak diyorum. Bakın ünlem TDC yazdığınız zaman, çekildiğiniz zaman, isminiz geldiği zaman oradan hemen bana yazı yazmanız lazım. Yoksa kabul etmiyorum. Çünkü bot koyuyorlar. Bot olmadığınızda da selam Erdinç abi yazın. Tamam mı? Test olduğu için diye bekle. Dedim ya test diye, siz hemen yazılmışsınız. Şimdi yapmıyorum. Bak, hemen yapmıyorum şimdi. Bak sen öyle yazmayacaktın. Şimdi hepsi gelecek bu tarafa doğru. Ben test dedim. Ben de test yazıyorum. Lan öyle değil, test yazmayacaksın. TDC yazacaksın. Test değil. Test TDC yazıyor. Herkes de istemiyor. Şey diye virüs programı diyor. Herhalde şey oluyor diyor. İnşallah onu da yaparız. Dur. Rova yazmış bile. Hadi yapalım buradan. O zaman bir tane hemen çekelim. Çekilişi yapalım. Şimdi mi? Yapıştır. Yapıştır isimleri hadi. Ben ayrı 12 hesapta. Ben söyleyeyim o zaman yukarıdakilere, dedim ben bildireceğim diye. Bir de saniye. Hadi fazla bekletmeyelim. Hakan tekrar geldim. Selamünaleyküm. Çekilişi hayır, şimdi sen... yapıyorum hadi fazla bekletmeden. İsterseniz katılın. Abi arkadaşlara sordum da ihtiyacı olan yokmuş. İhtiyacı tamam, olan oldu. Dediler. Haberiniz olsun. Tamam. Tamam. Tamam abicim, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Android için işte herkes şey yapmadığı için, hani telefonu olmayan. Hangisi ucuzsa o ya. TDC yaz. TDC yazman lazım. Yanlış yazdın Drova. Irmak hangisi kaliteliyse o. Hadi bizimkiler istemiyor musunuz Ender? Ha yazmış bile Ender. Ender yapıştırdı direkt ya. TDC'yi yapıştırdım abi. TDC'yi deyince. Gökhan, Erdoğan neredesin? Buradayım abi. Yap hadi. Ne yapacağım? TDC mi abi? Aynen TDC. Ünlem TDC. Arkadaşlar bana çıkacak. Bana çıkacak. Ben 10 liraya satıyorum. Nereye yazıyorsun abi? Halkın şurası. Şey ya. Çete yazıyor. Çete ünlem TDC tamam. Yazarsan katılıyorsun. Arkadaşlar bildiğiniz portal varsa yazın oraya, gelsin fazlalar da. Fazla ya, olduğu zaman. Ben sen mi geldin ya? İsteyen aha. Olursa hani bildiğiniz ben bilmiyorum Türkiye'de var mı? Yok mu öyle portallar? Şey geldi abi, mi Seyyan? Var, çağıralım mı? Neyi? Yani. Başkaları da var, gelsinler mi yayına? Tabii ha, doğru, onlara söylemedik lan. Bizimkilere söylemedik ya. Adamlar şimdi kızacak bana. Dur bir dakika. Selamünaleyküm Barış Kağan. Aleyküm selam abi. Arkadaşlar, hoş geldin. Yayındayım. Şu anda çekilişi yapıyorum. Gelseniniz. Ne abi? Çekilişi yapıyorum. Ha abi bizde operasyondayız şu an. Android... virüs programını siz bilirsiniz. Yani bir tane bugün yapacağım, iki tane yarın yapacağım. Yani şimdi çekilirken katılırsanız iyi olur sizde. İstiyorsanız tabii cep telefonuna. Cep telefonu nasıl olacak abi? Android olarak. Android cep telefonum varsa virüs programı. Ben gösterdim yayından ama tekrar anlatacağım. Yani gelin burada ünlem TDC yazın. Şeye, tamam abi. Katılın aha. Şeye. Tamam abi. Hani bizimkiler de katılsın. Duydun mu Kaan? Müsait bir yere geçiyorum abi, ama yapacağım ben telefondan yerim. Kaan duydun değil mi? Tamam Egemen'i de alayım bir dakika. Egemen. Efendim abi. Selamünaleyküm. Yayındayım. Aleykümselam. Hadi gelmiyor evet, musun abi. Şeyde? Çekilişi yapıyorum yukarıda. Tamam. Genele mi? Nerede kalmışız biz? Bakayım. Genelde miymişiz? Yo Betifit 5 geneldeyiz. He. Gel yukarı. Tamam, yayında tamam. TDC, ünlem TDC yazacaksın, sen de çekilişe gel. Hepiniz tamam, dağılmışsınız abi, ya aşağıda. Tamam geliyorum.
Tamam abi. Gelin yukarı. Tamam, bekliyorum arkadaşlar. Yazın hepiniz. TCC'ye yazın. Almak isteyen. Tabii tekrar programı göstereyim burada yayını seyretiyorsanız. Bakın Kaspersky'nin internet security'si Türkçe yazıyor burada. İnşallah size çıkar. Kimin gönlü şeyse ona çıksın. Bir senelik aldım. 3 tane aldım lisanstan. Bugün bir tanesini vereceğim. Yarın da 2 tanesini dağıtacağım. Aha, bildiğiniz arkadaşlar, bildiğiniz portal varsa yazın oraya. Gelsin millet. Baksın buraya, kanalımız tanınmış olur. Beni tanımışlar olurlar. Dediğim gibi çoğu biliyor ama geçen de kulaklığı verdim. Bilmiyorum burada var mı? Biliyorsunuz herhalde. Yani 150 euroluk kulaklık gitti. Silivri'ye. Silivri'ye gitti aynen. Sonra daha ne verdik? Oyun verdik. Battlefield 5'i verdim. Kaspersky internet security bilgisayar için. Ama henüz daha bana bir şey çıkar olmadı. O kadar çekiş oluyor bana bir şey çıkar. Niye acaba Ender? Söyle. Bakın tekrar çıkmıyor. Söylüyorum. Kaspersky'ye giriyorsunuz. com.tr'ye. Tekrar göstereyim buradan. Onlar millet gelene kadar herkes. Mike Kaspersky'den ürünler, aboneliklerim yazıyor ya, oraya tıklıyorsunuz. Burada kaydol diyorsunuz. Kaydolacaksınız ilk önce buraya. Kaydolduğunuz zaman ben gireyim tekrar, dur bakayım. Nasıl olur? Alanı satayım. Daha önce kanalı değiştireyim. Ben oturumu açayım. Size göstermek için. Kaydolduğunuz zaman size burası geliyor. Ben de şimdi bir sürü olduğu için programlardan birkaç tane bilgisayarım olduğu için burada size verdiğim şeyi ekleyeceksiniz sonra. Lisansı. Bir senelik lisansı burada aktiviyat oluyor. İndirimlere de burada bastığınız zaman indirebiliyorsunuz hemen. Şuradan. Sizi buraya yönlendirecek. Erdin Çağ. Vallahi Mert, helal olsun. Aleykümselam. Gel gel bombayı B'ye kuralım. Sağ ol yaptın. Hakan sağ ol. Çekiliş yaptın mı abi? Yok daha yapmadım, buradayım. Daha anlatıyorum ki gelsinler diye. Bana bak... çıktı bana. Kodu ver abi. Sana mı çıktı? Arkadaşlar eklediniz mi hepiniz? Ha, Hakan da... Hakan sen niye yok olmuşsun ya? Ha. Seni de işaretleyeyim, dur. Abone olarak gözüküyorsun ya onun için. Bu mu? Kameraları değiştiriyorum. Teşnik. Kamera sistemlerini değiştiriyorum. Yayını buradan yönetiyorum. Ben kendim ayarladım öyle. Erdinç abiniz boş değil arkadaşlar. Yani yaşlıyım diye aptal değilim. Teknolojiden uzak kalmamış bir abi. Yani öyle diye. Zaten teknoloji. Siz benim şeyleri görseniz abi dersiniz. Bu ne dersiniz, tamam mı? Ender, bu birinci görevi nasıl yapacağız ya? Kasada da beni görüyorsun, biliyorum. Niye biliyor musun? Size hayır, göstereyim mi ne kadar monitör olduğunu burada? Göstersen gösteririm abi. Bakın kasa bu. Arkada yatağı da var. Ara sıra uzanıyor. Aynen, bak burada uyuyup kalmışım demin. Kasa burada, monitör burada. Burada monitör. Burada monitör. Burada da öbür bilgisayar. Yani sayısına fazladan. Abi bir tane monitör bana versen. İyi değil mi? Bakın tek o değil, en güzeli bakın. Böyle teşnikten şimdi bekliyoruz yani, millet yazsın daha bu diye. Gelene kadar biliyorsanız. Şimdi seçeceğim burada. Bilgisayar evde şey yapıyor mesela. Mesela ışıkları açacağım zaman ya da radyoyu dinleyeceğim zaman. Alexa tune in starten. Duydunuz mu Alex'i? Bak. Gelmiyor mu değil mi? Dur bir dakika. Bir şey söylüyor mu? Geldi mi ses oradan? Evet. Radyoyu evet. Açıyor. Mesela Alexa stop. Şimdi benim ses. Alexa stop. Görüyor musunuz elediği orada? O kendisi şey yapıyor.
Mesela İstanbul'da ne oldu haberleri sorun. Biliyor ama Almanca tabii konuşuyor. Yani problem orada robot. Haça içi mançi. Ben o yeri bulamadım ya. Oyuna girince bakalım olmazsa. İyi iyi. Ben seni buradan şimdi bandayım da gör yayında şey yapmadan. Adama bakımsız göndereyim diye. Evet. Mantıklı. Mantıklı. Tamam mı? Bu kadar kişi mi istiyor arkadaşlar? Daha yok mu isteyen? Abi bir tane de yazdım ki adres ver de kızı göndereceğim. Aynen öyle diyor. Arkadaşlar şimdi söylüyorum bak isimleri olanlar tekrar söylüyorum. Size bildiri gelecek. Hemen buradan sizin isminiz göründüğü zaman ekrandan bana selam Erdinç abi yazacaksınız. Duydunuz mu? Disco Game'a selam sen niye okuyun? Aleyküm selam. Selamun aleyküm cümleten bu arada. Aleyküm selam. Yazdınız mı? Ne yapıyorsunuz abi? Abi benim GTA 5 indirdiği için internet aşırı yavaş şu an ya. Yayının sürekli... Ya bilgisayar bir şeyi olsun bak kulaklığa nasıl katılmışlardı görseydin. Şeylere, öbürlerine katıldılar. Herhalde Android olduğu için istemiyorlar. Yani pek de şey olmuyordu yani. Android için daha önemli. Size cep telefonu şey gelmesin. Bütün bilginizi orada sizin normal. Her şeyi oradan yapıyorsunuz ya. Evet. Bizim klandakiler de hepsi almadı ki. Baksana burada kaç kişiyiz lan yazsanız. İstemiyor musunuz? Hediye verirsiniz böylesine. Yani bizimkiler de katılsın. Çıkan bana versin. Hepsi katılıyor herhalde. Ekranı bir açar mısın abi bakalım. Sağ ol Veçko. Erdinç abi. Abi sen bir ara o kasayı çekilişe koy. Sülale ya Betül'e de haber verseniz ya Betül'e katıl. Yazın orada bizimkileri yazın bir tekrar WhatsApp'ten yazın. Arkadaşlar şey yazsana Gökhan sen yaz hemen cene istersen. WhatsApp'a mı? WhatsApp'ta yaz oradan arkadaşlar bizimkiler de duysun. Daha haberleri yok çünkü ben demiştim haber vereceğim diye ama herkese vermedim. Birdenbire yayına girdik. Barış burada mısın? Bunların evet yüzünden. Buradayım. Betül'e haber verseniz o da gelsin. Telefon çekilişini esasını düşünmedim değil. Bak onu da düşündüm de problem ne biliyor musun? Sizin açtırmanız problem olacak buradan gönderirsen. Neyse falan değil mi? Ya sen 1500 lira istiyormuş herhalde. Abi sen gönder. Burada başka onlardan açıyorlar. İlla 1500. Va açamıyorsun öyle bir başka şeyler. Nasıl açacaklar ki? Var var. Bu Bahsaray diye bir yer var. Açıyorlar abi. Lam not super. Nerede? Sen yazıyorsun buradasın. Bak buradasın. Eklisin sen. Görüyor musun? Abi çektin mi? Ne yaptın? Hadi. 150 lira açtın. Vexco sen de yazdın. Buradasın sen. Kim soruyorsa onu. Benden Mert. Ha, Mert TDC. Ünlem TDC yazıyorsunuz. Türk Dost Clan. Bizim sayfanın şeyini göstereyim. Ha yaptım abi. Geldiniz mi? Türk Dost Clan demek TDC. Baş harfleri. Tamam onu Sami abi 5 dakikaya eve geçiyormuş sandalyeler. Tamam bekliyorum. Bizim plan Battlefield planı. Oğlum benim niye bu kadar çok şey var? Senler orada mısın? Buradayım Mert. Fight Top One'daki birinci görevi ne çekiyor? Ne diyor Cerey ya? Görmem lazım orada. Ya bir şey diyeceğim ya biz Kaan'la beraber operatörümüz de gidiyor. Hacı 5 tane o kulelerden bomba kurup patlatacaksın. 5 tane patlatacaksın bu kulü. Outpost'a girmem lazım. O zaman ben Outpost'a gidiyorum. Abi. Burası bizim sayfamız arkadaşlar. Tatmış oldum. Gelenlere, yeni bilmeyenlere. Battlefield Clan olayı. Arkadaşlar öyle hepinizi bekliyorum. Ben açayım. Herkese söyledim. Ben öyle kapalı bir insan değilim. Herkes gelebilir yanımızda. Başka oyunlarda oynuyoruz. Tek ortam yetiyor zaten buradaki.
Buradan Discord linkinden Discord'a gelebilirsiniz. Şey diyeceğim ya. Call of'da operasyon yapacağız da artı 2 lazım bize. Var mı gelecek birer gelebilecek? Birazdan geliriz. Şey yaparız biz de dur. Ekleyen oldu mu herkes? Sami de mi geliyor? Sami'yi bekle. Sami abi bizi bekleyecek. Sami diyeceğiz. Abi çekebilirsiniz dedi ama. Ne zaman geliyormuş tam? Dur şeylere de söyleyelim biz anılara. Bunları da söyleyeyim. Anıl selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam Erdinç abi hoş geldin. Nasılsınız gençler? İyisiniz. Çok şükür abi. Siz abi sen. Teşekkürler. Yayındayım şu anda. Arkadaşlar çekiliş yapıyorum. Vallahi 100 senelik lisans veriyorum. Kaspersky Internet Security'nin. Android için ama cep telefonu için. Hı-hı. Furkan'a söyledim abi. O katılmak istiyormuş da nasıl katılıyor? Gelmek istiyorsanız gelin. Hemen yayında ünlem TDC yazacaksınız. Ya vallahi. Katılın. Yani ucuz değil. 50 liralık şey. Program doğru yani. Bugün bir tanesini abi vereceğim. 3 tane aldım ben. Yarın da 2 tanesini dağıtacağım arkadaşlar. Tamam. Süper. Abi, haberiniz olsun diye söyleyeyim dedim. Gelin buyurun. Hemencene yazın oraya. Birazdan çekiliş yapacağım çünkü. Tamam. Bekliyoruz yani tamam, adamları. Çok teşekkür ederim. Tamam abi. Hadi. Hadi kendine bak, Allah'a emanet ol. Outpost görevinde bizim öbür gruplara da söyledim de herkes dağılık dağılık burada. Vallahi hemen bizi tatlı görüyorsun de Merdinç abi. İyi de outpost görevinde herhangi bir yapı kurman lazım. 5 tane oluyordu diye biliyorum. Tamam. Kule kurmuyorsun. Yani kum torbası bile kursan oluyor diye biliyorum. Ya Erkoz al da gel. Tamam. Var bu gece tabii, operasyon var, olmaz mı? Oynayacağız arkadaşlar. Oynarız birazdan Battlefield'i. Şimdi gelsinler bir. Abdülsamet, sen niye burada şey gözüküyorsun ya? 10.57. Kardeşim sen ne diyorsun lan? Attınız mı? Ben bu 30. defadır atıyorum. O arkadaş isterse Call of Duty de alabilir. Bir dakika. Ne yapalım, engelledik şimdi. Adam bana moruk diyor. O kadar da değil kardeşim. Kim diyor? Abdülsamet diye birisi. Hani arkadaş oluruz, sonradan benim yaşımda olursun dersin onu. Ona o kadar değil ama. Ya öyle dengesiz adamlar var ya. Erdin Çağ. Ebesine moruk dediğimi. Öyle yazmayacaksın. Ünlem TDC yazacaksın. Zaten burada eklisin sen ya. Lan niye yazıyorsunuz 10 kere? Bu şaka. Ne fark etmiyor ki? Zaten bir sefer yazıyor bizi. Ama o bilinç şey, o psikolojik olarak daha çok yazarsan. Yani daha mı çok gelecek ama zannediyorsunuz? Daha çok yazarsan. Ünlem TDC yazacaksınız. Ünlem ben. Yanlış ya yazdın. Drova. Yanlış yazdın. Soru işareti TDC yapıyorum. Arkadaşlar yanlış yaptın. Drova 1 2 3. Diyet, sen de yalandan adamlara şey yapma lan, gaz verdirme. Bizimki de adama ne yapıyor? Yanlış yazdırıyor. Ünlem TDC yazacaksın. Ünlem TDC. Arkadaşlar bak, çıkana söyleyeyim de. Bak çıktığı zaman lan o kadar ünlem değil. Drova. Adama şey yapma lan. Adam kafayı yiyecek. Ne yazacağını da şaşıracak. Oğlum ünlem TDC yazacaksınız. Bu kadar. Ben yazıyorum bakın buraya. Ünlem TDC yazın. Katılmış oluyorsunuz. He yaptı yaptı. Heh. Bak. Drova geliyor ama şimdi bak geliyor. Zeynep.
Rahat durun. Arkadaşlar geri gelenlere neden yaptığımızı çekiliş derseniz Kaspersky Internet Security'yi veriyorum. 1 senelik. Lisansı. Neredeydi? Android ilanı niye yazmıyor burada? Türkçeyi de okuyamıyorum ha. For yazıyor Android mu Android? For Android diyor ya abi. Nerede yazıyor altta, ya? Altta. Kaspersky Internet Security for Android. Ne tarafta? Tam görebiliyor musun sen? Ben de ben göremiyorum. Şu satın alma para yıllık fiyatını yazdığı kısım var ya, 49 TL yazıyor Kaspersky Internet Security. Ha, size sonradan mı geliyor daha? Onun için diyorsun sen onu. Bir dakika. Ben şu an göremiyorum ekranda. Alınır. Support alınır. Alman çikolatasını buradan götürmesi altın fiyatına olur herhalde. Dur ben buradan şey yapayım. Şuradan basayım. Internet Security'ye. Buradan beri olur herhalde. Android diye dur. Erdin Çağ. Bana çıktı abi. Vereceksen. Erdinç'e bu... Deminki sayfaya fotoğraf... nasıl girdik? Ya dur, sayfaya nasıl girdik? Ha buradaydı. Für Android. Aa bunu. Arkadaşlar. Bunu veriyorum yeni gelenlere. Tekrar. Ünlem TDC yazın yayına. Tekrar mı yazın? Hayır siz değil lan. Yeni gelenlere diyorum. Lan bunlar beni deli ediyor. Biri ünlem pırlanta yazmış. Bu da Sami'dir. Yukarıda ben yazdım da bayağı yukarıda yazmıyor. Benden sonra biri yazmışsa. Sami Aga mı yazmış? Gekko diye biri ünlü fırlattı. Abdul Samet'i banın yaptım. Konuşmasını bilmediği için kardeşim moruk diyor bana gelmiş. Bu yaştaki adama. Biraz hiç konuşmam lazım. Benim yaşlı olur bir şey olur. Hani tanırız birbirlerimizi. O zaman hani samimiyet olur. Öyle o kadar da değil. Tamam. Sami geliyor muymuş? Sorsana bir Sami'yi yazdan. Bakalım. Neredesin? Erdinç abi seni yayında bekliyordu. Adminlerimizden birisi de onun için arkadaşlar bekliyorum. Psychos şimdi biraz sonra ban yiyeceksin ha. Söyleyeyim otomatik yapıyor. Benden ilgisi yok. Fazla yazma. Ulan ben de niye ban edeyim diyorum. Bu sağ klik ya. Olayını birisine anlatıyor sanki ya. Ne oldu ya ona işte dedim bakıp bak şey internetten Luxep burada mısın Luxep? Buradaysan söyle. Senin ismin buradan silindi nedense. Ya çekilişe tamam. Katılmak istemiyor musun? Bak göstereyim sana. Burada seninki silindi. Katılmak istiyorsan tekrar söyle bana. Ne çekilişi mi? Aa bu arkadaşım. İnternet security bir senelik Android için, cep telefonu için. Hediye de verirsiniz. Cep telefonu için 1 senelik lisans aldım. 3 tane aldım. Yarın da 2 tanesini vereceğim. Bugün 1 tanesini veriyorum. Yarınki yayında da 2 tane vereceğim. Bak altta yazıyor abi. For Android. Android telefonlar ne oluyor yalnız? Buraya tıklıyorsunuz sonradan. Ben şunu da şöyle koyayım da aramayayım devamlı. Bakın buraya tıkladığınız zaman ben de şimdi Almanca yazıyor tabi ama sizde Türkçe yazacak burada tıklayınca. Burada installing yapabiliyorsunuz kendi cep telefonunuza. Benim üçünde de var. Çocuklarda da var, anında da var, burada da var Android şeyleri. Tamam istiyorsan o zaman ben buradan işaretliyorum. Çünkü burada kapatmışsın sen herhalde. Dışarı çıkmışsın tekrar. İşaretledim ben seni. Tamam. Tamam seni de dahil ettim Luxep. Yeni katılanlara tekrar söyleyeyim. Ünlem TDC yazıyorsunuz. Yazsana şeyi. Gökhan nasıl? Bakın arkadaşlar ünlem TDC yazın oradan. Yeni katılanlara katılır şey yapmış olur. Aynı bunu eklediğiniz zaman buraya otomatik geliyorsunuz sayfama. Şimdi tekrar. Bir dakika. Takip için teşekkürler. Erdinç'e yapayım ben.
Arkadaşlar bakın, çekilen kişi, tekrar söylüyorum, iyi dinleyin. Çekilen kişi direkt bana selam Erdinç abi yazacak. Yazmazsanız çekilmiyor bu. Neden bunu yapıyorum? Bot koyuyorlar çünkü. Botları önlemek için. Tamam mı? Selam Erdinç abi, o isimden, yani kazanan kişinin isminden bana bildiri gelecek hemen buraya. Yayından yazacaksınız. Oldu mu? Anlamayan kişi varsa sorsun şimdiden. Ne oldu? Sordunuz mu? Gelmiş mi? Cevap vermedi. Çekebiliriz ya. Adam koskoca pırlantacı ya. Ya adam istiyordu ama şimdi telefonuna. Dur la, yapma, adminlerden isteyen abinize öyle demeyin lan. Pırlantacısı olsun. 50 lira 50 lira. Bilen pırlanta yazıp kendisini şirketine, dükkanına gidebilirsiniz. Bu pırlanta alana Cape Scooty bedava. O arkadaşımız dedi. Yanlış olmasın da 5 ay ve üzeri abone olan insanlara da çekiliş yapacakmış. Pırlanta %50'lere falan verecekmiş. Aleyküm selam tekrar. Yine kendisinin ağzından duymanızda fayda var tabi. Saykoz bak, banlanlan değil. Şeyi, bir şeyi tutmam lazım, anladın mı? Kim olursa olsun, bak bizim adminlerden de olsun, bana selam Erdinç abi yazacak. Bitti. Yani kim olursa olsun. Senden ya da başka birilerine ilgisi yok arkadaşlar. Bunu mecbur böyle tutmam lazım ki. Yok, o şey yemesin diyor galiba. Çok yazdığı için kendi otomatik ban atıyor. He, onu he, ondan şey yani, değil. Ondan hani benim elimde değil. Diyor, onu otomatik şey yapıyor arkadaşlar. O onu demek istiyorsanız. Yap diyor, kaldır diyor. Onu moderatör yaparsam sen ancak yapabilirsin orada. Psychos moderatör olursun. Moderatör olduğun zaman hakkın var her şeye o zaman onu. Sen burada katıl birazcık daha, ben seni yaparım o zaman moderatör. Yazarsın yani istediğini. Ya da üyeci olan, üye olduğunuz zaman şey yapabiliyorsunuz. Ha? Ya bak, üyeliği tazeleyemedim. Kaçtı o. Onu bir konuşalım seninle yayından sonra abi. Ya ben daha nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bakın üyeliği de yeni gelenlere söyleyeyim. Bakın, abone olanların arasından ekran kartı 2070 Super vereceğim. RTX'in. Bak benim yalan konuşmadığımı arkadaşlar biliyor her şeyi. Yani Betim'in dediğimi şey yaptığını herkes söyledi. Abi onun çekilişi ne zaman olacak? Yalnız 4000. Abonelerin arasında olacak. Aboneyi de ilk olanlardan değil. Birkaç ay bizde o abone. Yani en azından 6 ay abone olanların arasında olacak. En azı. Oo, biz yeni olsak da olmuyor. Yani. Yeni olanlara olmayacak. O zaman olmuyor diyor. Hayır şöyle bir şey var. Bir saniye şimdi. Yok yine abone olalım. Çekiliş ya. Zamanı abone olanlara yapmayacağım. Onları katmayacağım demek istiyor. Yani bu ne zaman yapacaksın peki o çekiliş abi? İşte 6 ay, bakın şimdi yeni sene başladı. Senenin yeni. Tamam. Yani yeni yıla ya, şeye yeni yıla diyorum. İzine yani, yaptım. Çünkü izini getirmek istiyorum kartı. Göndermek istemiyorum. O da katılabilecek. Türkiye'ye getireceğim ben kartı. Ne? Birisi şu an aboneliğe başlarsa, İşte şu anda başlarsa katılabilecek ettirirse. Çünkü 8. ayda geleceğim ben. Ha yani daha ya çok 8. var. O zaman abone oluruz. Yani anladınız, en azı 6 ay abone olmanız lazım. En azı. 4000 lira mıydı? Dün baktığımız kaç liraydı? Aynen 4000 lira. 4 yani 4000 liralık falandı. Kart vereceğim size. Yani buradan 150 euroluk kulaklık. 150 euro 1350 liraydı öbür kulaklıkta. Evet onu gördüm. 2007. Ben gittim şahsen onu şey yaptım. 5, 10, 15, 20, 25, 30 yapıyor lan. Nerede 3070 yapar? 30 euro 3070 lira mı yapıyor? Erdinç 8 abi. Ay 30, 35, 40 euro 3070 lira mı yapıyor be? €8 40 lira. Yok yok, o şey demek istiyor ki 8 aya, benim anladığım ama tabii ben de yanlış anlamış olabilirim. Ben yanlış anlamayayım o zaman, bir dakika dur. 3070 çıkar diyor 8 aya. 8, 6, yani 5. Kart eskir, senin vereceğin kart 8 aya eskir demek istiyor. Doğru mu diyor? Yani 3 kelime yazmış, onlardan anlayabildim ancak. Vallahi tam anlayamadım ha şimdi ne demek istediğini. Sen şimdi ne vereceğim dedin? Bak şimdi abonelik 5 euro, dedin, 5 mi? Euro. Tamam mı? O model olarak demiş abi, hani sen 8 aya verene kadar model artar demişti. Model artarsa 3070 gelirse 3070'e bakacağız ama yani 2070 bile olsa kusura bakma da az değil. Kimde var 2070 ya. Süper ya? Aynen. Siz öyle kartı buldunuz da varsa aranızda söyleyin bana. Bende yok, 980'den şey yapıyorum burada. Biz
bilgisayar hediye edecek. Kendi bilgisayar yani, bilgisayar ben 10 bin lira bekliyorum çıksın diye. 4. aydan sonra zaten çıkacak kesin yeni karttan. Yeni kartlar çıkacağı için ben bekliyorum şimdi bilgisayarı şey yapmaya. Ama arkadaşlar yani 2070 süper şey bile al, yani yayıncılardan veren var mı öyle bilmiyorum. Yok ben görmedim. Ne abi? Yani 2070 süper dağıtan var mı yayıncılardan? Ya böyle çok yüksek aboneliler de. 1080 olması lazım Dinçer'de. Yani Dinçer'de de 1080 olması lazım benim bildiğim. Hatırlıyorsam onu. Yani 2070 bile zor. RX 2070'ler az. Herkeste yok. 1080 bile herkeste yok. Ya. Erdinç abi. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş başlıyorum. Chipsetin gelmedi mi? Olacak abi. Şey ne yaptı? Yok, cevap vermedi Sam abi. Chipseti ne olacak abi? AMD mi olacak, Intel mi olacak? Intel. Nvidia diyor sana. Nvidia. Ha, Nvidia. Pardon. 2070 Super Nvidia'ya ait. Ha, doğru, gerçi o 1070'leri onun oluyor değil mi? Bizimkiler bakayım şey deme. Şimdi Ramazan abi çekişe katılsa çıksa almayacak mı Ramazan abi? Bilmiyorum, Ramazan'a sor onu. Ramazan abi. Sami'ye yazayım bir geldin mi diye. Ben yazdım da bakma, istiyorsan yazar. Sami geldin mi? Evet geldim. Seni bekliyoruz ha. Bakayım birazcık daha bekleyelim arkadaşlar. Geldiyse niye ona yazıyorum? Adminlerden, o da istiyordu. İş yerinden eve gittiği için şimdi. Biraz sürdü yolu, uzun olduğu için. Yoksa gelecekti zamanında. Bir şey olmamıştır inşallah. Ha, yazmıştı. Çekeceğiz. Şimdi çekeceğiz hemen birazdan. 2 dakikaya yakın gelmezse çekiyoruz. 3070 çıkarsa güzeldi. Neyi? 3070 çıkacakmış 8 ayda. 4. ayda çıkacak yeni kartlar. Bakın söyleyeyim. Kesin çıkacak kartlar. Şey oluyor ya 4. ayda biliyorsunuz. Onları şey yapabiliriz. Yani 10.000 şeylere satılıyor bile burada bakın. Neye girelim? Mesela Mint Factory'ye mi? Göstereyim bir. Burada ucuz bir bilgisayar mağazası burası. Hardware. Yani koymuşlardır kesin buraya. CPU'lar çıktı bile. Bakayım çıkmış mı? Abone arkadaşlar, bilgisayar toplamada Erdinç abi rehberlik yapıyormuş. Bilginiz olsun arkadaşlar. Nasıl yani? Biri yazmış da chat'e. Bilgisayar abi oraya anlayan var mı? Aynen. Var. Inter istersen Erdinç abi sana yardımcı olabilir. AMD istersen Ramazan abimiz var. Ekonomi üzerinden gidiyor daha çok. Kasa toplarken. O abimiz de sana yardımcı olabilir. Yani var. Gökhan senin sesin herhalde biraz az geliyormuş. Bir Erdinç abi. Sesini... Abi bu OBS ayarı olarak yardımcı olacak mısın bana şu an? Güzelsin anladığım kadarıyla. Yayındayım ya şu an. Şu an nasıl yapayım? Yayında mı sen? Yayındayım ha. Hakikaten bak biri yazmış abi RTX'ler dedi zaten 2019'da çıkmadı. Üst model ne oluyor? Nasıl? Bakın yine RTX serisinin farklı mı versiyonları mı çıkacak? Yani bir daha üst versiyonları mı çıkacak? Ya yani model anlamında mı?